Merhaba Dünya ekonomik yönden yüzyılın en sert kışına giriyor Yerli ve yabancı ekonomistlerin bunun nedenleri ve genel gidişat üzerine yorumları farklılık arz etmekle beraber buluştukları ortak nokta bu Kışı atlatan ayakta kalmayı başarır Söz konusu Türkiye olunca konu ekonomistlerin alanına girmiyor artık hali hazırda süre giden sermaye kontrolleri artarak devam edecek. Yaşananları iktisat bilimiyle açıklamaya çalışmak abesle iştigal. Tıpkı yargıda olan bitenin hukukla açıklanamayacağı, diplomatik gelişmelerin uluslararası ilişkiler teorileriyle yorumlanamayacağı gibi. Batı Rusya'ya yaptırım uygularken, Türkiye'nin bu ülkeyle ticaretini ikiye katlaması, Petrol aldığı kimi ülkeleri eleyip ithalatı buraya kaydırması dikkatlerden kaçmıyor. F-35'lerden sonra F-16'ların da hayal olması konuşuluyor. Neden konuşulmasın ki? Ankara Washington'da lobi yaparken Rus tarafından ikinci parti S-400 anlaşması telaffuz edildi. Adeta F-16 sürecini sabote edercesine. İsrail'le karşılıklı büyükelçi ataması haberi de Ankara mahreçli değildi. Türkiye'nin bir dış politikası yok. Olmadığı gibi iradesi dışında yönlendiriliyor. Tabir yerindeyse içinde bulunduğu araçta her kafadan bir ses çıkıyor. Ankara navigasyonda varış noktasını göremediği gibi geçeceği kavşaklardan da bir haber. Günlük politika üretiliyor ihtiyaca göre. Navigasyon bir yana direksiyon hakimiyeti var mı? O da belli değil. Buna Suriye'de Esad'la ilişki kurmaya zorlanmasını da ekleyelim. Türkiye'nin bir dış politikası yok. Amerika'nın var, Putin'in var, İran'ın, İsrail'in var, Mısır'ın var, Ankara'nın yok. Sadece ekonomik yönden değil, hukuki ve diplomatik açıdan da bir buhran söz konusu. Böylesi ortamlarda denge denetim biter, kalite düşer, hemen her alanda insan yaşamı tehdit altındadır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dair tartışmaları uzaktan sitemle seyrediyorum. Temel insan haklarına duyarsız kalan, bebeklerine, çocuklarına sahip çıkamayan bir toplum hayvanların yaşamı için organize olmaya çalışıyor. Erdoğan seçim gündemli olarak kurmaylarıyla AKP genel merkezinde toplanmış. Son dakika bilgisi bu. Muhalefete bakıyorsunuz. Altılı Masa ilk tur görüşmelerini tamamladı, ikinci tur 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğiyle başlayacak. Altın günü benzetmesi yapılıyor, katılmıyorum. Çünkü altın gününün bir vadesi, bir süresi var. Amaç belli ve katılımcılar her defasında masadan mutlulukla ayrılıyorlar. Sürpriz yok. Ya Altılı Masa, öyle mi? Altılı Masa'nın son toplantısından BBC'ye bilgi veren üst düzey bir kaynak üç amaçları olduğunu söylemiş. Ortak aday çıkarmak, geçiş sürecini planlamak, anayasa değişikliğini sağlayacak kadar milletvekili çıkarmak. Sonra da eklemiş, yılbaşından önce bu konularda bir netleşme olmaz. Yaz boyunca masadan beklenti neyse dört ay daha ileri attı, anlayacağınız. Gelişmeleri Amerikan dolarının belirleyici sert bir kışa giriyoruz. Kışı atlatan ayakta kalmayı başarır. Türkiye'de kim ayakta kalmayı başaracak, kim ayaklar altına alınacak? Fazla beklemeyeceğiz. Umut var olmakla birlikte her geçen gün azalıyor.